Biz bir kimsenin doğru söyleyip söylemediğini, kullandığı kelimelerin tarifini öğrendikten sonra hareket edeceğiz. O halde Ercüment Bey konuşurken demokrasiyi tarif eder, kendi tarifidir. Ve o tarifi hususunda der ki İslamiyet'te böyle bir demokrasi yoktur. Doğru söylüyor. Çünkü o demokrasiyi öyle tarif etti. Ve Ercüment Bey der ki laiklik böyledir. Evet, laiklik öyledir diye tarif ettikten sonra o İslamiyet'te yoktur der, doğru söylüyordur. Çünkü neden? Öyle tarif etti. Ama bir başkası da çıkar da demokrasiyi başka türlü tarif eder. O da der ki böyle demokrasi İslamiyet'te vardı. O da doğru söylüyordu. Böyle laikliği başka türlü tarif eder. Böyle laiklik İslamiyet'te vardır der. O da doğru söylüyordu. Şimdi o halde İslamiyet'te hangi tür laiklik vardır veya hangi tür laiklik yoktur meselesini tespite çalışmalıyız. Yoksa laiklik kelimesini istediğimiz gibi tarif ederek istediğimiz yere koyabiliriz. İşte bu konunun iyice bütün vatandaşlarımız, milletimiz tarafından iyi anlaşılması lazımdır. Niçin bunun üzerine duruyoruz? Bu oyunu batılılar bize oynuyor. Batılılar bize laikliği İslamiyet'e aykırı olarak tarif ediyorlar. Ondan sonra İslamiyet'te laiklik yoktur diyorlar. Ondan sonra da ceza kanunlarında 163. maddede 8 senelik hapis cezasını koyuyorlar. Laiklik yoktur. Biz Müslüman olduğumuz için laiklik yoktur demek zorunda kalıyoruz onların tariflerine göre. Ondan sonra da 8 sene hapse giriyoruz. Ama 15'miş. Şimdi ama biz ne yapıyoruz? Laikliği bizim kanunların ifade ettiği şekilde tarif ediyoruz. Ve böyle bir laiklik İslamiyet'te vardır. Bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunlarına göre tarif edilmiş olan laiklik Hristiyanlık'ta yoktu. Ama gerçek İslamiyet'te vardır. Öyleyse başka tarif varsa hangi profesör geliyor da bizim kanunların metinlerine göre tarif edecek ama Fransa'ya göre, Almanya'ya göre, İtalya'ya göre, filan filozofa göre değil. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na göre laikliği tarif edecek. Diğer kanunlara göre de olmaz. Neden? Çünkü ceza kanunu anayasadan önce çıkmıştır. Anayasadan önce çıkmış olan kanunlar anayasaya aykırı olamaz. O halde o kanunlar eğer anayasaya aykırıysa onlar zaten bitmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 24. maddesinde tarif edilen laiklik vardır. Bu laiklik diğer maddelerle de izah edilmiştir. Burada tarif edilen laiklığın İslamiyet'le aykırı hiçbir tarafı yoktur. Demokrasiye gelinirse, demokrasi de aynıdır. Eğer ekseriyet sistemini anlıyorsak böyle bir laiklik demokrasi yoktur. Ama insanların kendi içtihatlarına göre hareket etmeleri, kendi irade-i cüziyeleriyle hareket etmelerini ve hesabı da insanlara değil yalnız Allah'a vermesi gerektiğini kabul edersek işte demokrasi budur. Bundan başka daha iyi demokrasi hangi yönetimde vardır ki? Dolayısıyla burada bu şekilde kelime düşmanlığı yaparak kendi kendimizi tuzağa düşme imkanlarına vermememiz gerekir. Biz bunları anlatıyoruz. Bize cephe alınıyor. Niçin alınıyor bilemiyorum. Niçin biz Batı'nın tarif ettiği şekliyle milletimize empoze edeceğiz de kanunlarımızda çelişeceğiz? Ben bunu da anlayamıyorum. Efendim benim konuşmam bu kadar. Sağ olun. Türkiye'de Müslümanlar, Türkiye için düşünürsek bir anda, ister istemez mevzu kanunların baskısını, hani meteoroloji raporlarında Basra alçak basıncının altında filan gibi deyimler kullanılıyor ya, Türk Ceza Kanunu'nun 163. maddesinin alçak basıncı altında hissediyorlar kendilerini ve biraz yüreği de büyük olmayanlar maalesef bu basıncı daha fazla hissediyorlar. Onun için kendilerine göre tanımlar yapıyorlar. Şimdi mesela şöyle ele alalım. Efendim herkesin yaptığı tanımı kabul etmek zorunda mıyız? Tabii prensip olarak değiliz ama kabul veya reddedelim. İslam nedir dediğimiz zaman ne benim, ne Sayın Süleyman Karagüllen'in, ne Sayın Süleyman Akdemir'in, ne Sayın İsmail Şengül Bey'in tanımları değil. Kur'an İslam'ı nasıl tanıtıyor, tanımlıyor ise kabul et veya reddet, onu kabullenmek, o bazdan hareket etmek zorundasın. Başka alternatifin yok.
Marksizm nedir dediğin zaman Süleyman Karagülle'ye ait olamaz bunun tarifi. Ercüment Özkan'a da ait olamaz. Müsaade buyurun, bu işin patentini Marx'la Engels almışlar. Efendim, Sanayi Bakanlığı'ndan mı almışlar? Kültür Bakanlığı'ndan mı almışlar işte? Öyle mi değil mi? Budizmin tarifini Buda'dan almış millet. Sen tutup Budizmi yeniden ve başka türlü tarif edemezsin. Edersen kargalar güler haline. Olmaz öyle şey. Yani laikliği kendi kafana göre tarif et. Ben de desem ki Marksizm nedir? Bana göre Marksizm Allah'tan başka Allah olmadığını kabul etmek, Muhammed'in onun kulu ve son elçisi olduğunu kabul etmek, öldükten sonra dirilmeyi kabul etmek filan. Bana göre Marksizm bu ve İslam'da da Marksizm var. Ben de Marksistim. Yavaş ol hemşerim derler adama yahu. Komedi mi yani? 23 Nisan'da piyes mi oynuyoruz? Olur mu böyle şey? Beyler, yani yeryüzünde her şey tanınıyor. Elma denilen, bilinen bir cins meyve var. Ona apple da dese herkes elma anlıyor. Elma da dese alma anlıyor. Arapçasında söylese elma anlıyor. Elmaya tutsam bundan sonra, bunca asırdan sonra soba de. Olur mu bu? Olur mu yani? Olmaz beyler. Yani böyle yaparsak kendi kendimizi aldatırız. Rejimin hoşuna gitmiyormuş. Ne yapalım? Neşeleri bilir. Ya rejimin yaptığı iş de Allah'ın hoşuna gitmiyor. Öyle değil mi? Ne yapalım yani? Bu devlet bana. 163. maddede. 2 sene Bingöl'e sürgün vermiş. 16 yıldır yurt dışına çıkışım yasaktı. Siyasi polis tarafından gözaltına alınıp sorgulandığımı sayısını unuttum. Ömür boyu da kamu hizmetlerinden yasaklıyım. Yani bir odacı bile olamam. Nedir bu hal peki? Ne yaptım ben? Yani kimsenin tavuğuna kış mı dedim? Sevaptır diye kurbanımı kesmenin dışında, sünnettir diye, emin olun bir horoz bile kesmedim. Emin olun kesmedim yani. 53 yaşındayım, cidden kesmedim. Ne yaptım ben? Kimin ırzına baktım, kimin canına kastettim, kimin malına elimi uzattım? Bu konuda bir şey mi söyledi devlet bana? Yok. Niye değiştirdim? Tabii insanların kaderinin İslam ile daha iyi, dünyalarının ve ukbalarının daha iyi olacağı kanaatıyla insanları ikna etmeye çalışıyorum. Zaten zorla da bu iş olmaz. Bu işin tabiatı zora el vermez. O yüzden Allahu Teala la ikraha fiddin diyor. Yani bir takım tanımları öyle keyfinize göre yaparak bu işin içinden çıkamazsınız beyler. Yani tarih boyunca sıfıra sıfır, bire bir, ikiye iki denmiş. Yani sen ben ikiye bundan sonra üç diyeceğim demekle kendini aldatır, oyalanır ve vakit kaybedersin. Yani başka hiçbir anlamı olmaz.